arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplumun değerli başkanları, yöneticileri ama en önemlisi değerli basın emekçileri. Bugün anlamında sizleri kutlamak isterdim. Basın emekçilerimizin 10 Ocak günü kutlu olsun demek isterdim. Ama maalesef 1961'de olduğu gibi bugün de kutlayacak herhangi bir şey yok. Maalesef Türkiye'de kalemini satmayan, cesur, yandaş olmayan gazeteciler için hayat hiç de o kadar kolay değil. Bir yandan ekonomik sorunlar, bir yandan sosyal hakları, iş hukukundan gelen hakları ve bir yandan da hapis ve para cezaları. Özgürce, cesurca yazmaya çalışan gazetecilere hapis yolu, 2020 yılında 59 gazeteci ya hapis cezası ya para cezası almış. Basın yayın organları, internet haber siteleri ya yasaklanıyor ya Cumhuriyet Gazetesi gibi, Bir Gün gibi, Evrensel gibi, Sözcü gibi inanılmaz derecede para cezalarıyla, reklamlardan, ilanlardan mahrum bırakım hale ve vergi cezalarıyla, vergi yönetimleriyle sopa göstererek bir nevi tehdit edilmeye çalışıyor. Bakıyoruz, rakamlar işte bugünü kutlanacak bir gün olmadığını gösteriyor. 2020 yılı itibariyle cezaevinde en az 87 gazetecinin olduğunu söyleniyor. Ve esas tablo 18 yıl içinde, 18 yıl siyasi iktidar döneminde 808 gazeteci hapis cezası almış. Hapis cezaları, para cezaları, basını yıldırma çabaları ve ama aslında yine susmayan, mücadele eden, kalemlerini satmayan cesur gazeteciler. Ben bugün itibariyle öncelikle ekonomik, sosyal sorunlarımızın çözülmesini ama bundan daha da önemli olarak özgürce her bir siyasiyi aynı şekilde ve açıkça eleştirebileceğiniz ve eleştirin nedeniyle de takibe uğramayacağınız günlerin gelmesi anlamında 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü'nü anıyorum. Çok teşekkür ederim.